Kuzey Kıbrıs'ta işsizlik olduğu yönündeki iddialara karşın birçok sektörde eleman sıkıntısı yaşanmakta. Bunlardan birisi de mobilya sektörü. Mobilya sektörü işverenlerinin sıkıntıları şu şekilde. İş randımanı gayet güzeldi ama son birkaç senedir bayağı bir düşüş vardır. Yani bu da malzemenin hani yükselmesi, bu dövizin yükselmesinden dolayıdır. Bu tür etkinlikler vardır işte. Sonra işçi bakımından biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yerli işçi bulmak, yurt dışından bulduğumuz işçiler bir hafta, iki hafta çalışır, hemen tekrar gider. Yani internete baktığımızda Kıbrıs'ta ilan diye bir şey var, internet sayfası vardır. Oraya baktığımızda Yılmazlar Mobilya olarak ve diğer firmalara dahil olmak üzere durmadan işçi ararlar ve devamlı bir arayış içerisindeyiz. Şimdi sektörde malzemelerin fiyatlarının artması bizim müşteriye yani net olarak fiyat vereceğimizde çekinerek veriyoruz. Çünkü çok yüksek geliyor müşteriye. Bu sefer mecbur kalıyoruz. Daha ucuz vermeye çalışıyoruz. Bu sefer de işin sonunda hiçbir şey kalmıyor. Yani işçilerin sigortası, ihtiyaç sandığı, gider masraflar ve hiçbir şey kalmıyor. Bazen günün sonunda ve zarar bile ediyoruz. Yani gerçekten çok büyük sıkıntı. Eskiden bir iş yaptığında belli bir miktarda kalan bir para oluyordu. Şimdi şu anda o yok ortada. İnan ki zor geçiniyor. Yani ben tek düşüncem, ben iyi kötü belli bir 30 senedir bu işi yaptım. Artık birkaç sene çocuklarım büyüdü şimdi. Ve çocuklarımın düşünüyorum, yani çok zor yapacak bu işi. Yani gerçekten çok zorlanacaklar. Misal eleman sıkıntısı çok fazla. Gelen elemanlar Türkiye fabrikasyonuna geçtiği için gelen elemanlar hep düz iş yapıyor. Fabrikasyon olduğu için buraya bize çok kaliteli, yani biz burada yetiştiğimiz için profesyonel, yani her işten anlayan insan bulmak çok zor. Sektördeki iş kadınlarının sıkıntıları da aynı yöndeydi. En büyük sıkıntımız tabii ki bizim ham madde ve kalifiye eleman problemimiz. Onun dışında organize sanayi bölgesinde bulunmaktadır bizim atölyemiz. Çok geniş bir atölyemiz var ve atölye parkurumuz var. Mekanik ve teknik anlamda açıkça hiçbir sıkıntımız yok. Fakat bahsettiğim gibi ne yazık ki bir ada ülkesi olduğumuzdan dolayı ham madde ve kalifiye eleman, yani sanatla alakalı bir mesleğimiz var çünkü. Vasıflı eleman ne yazık ki çok fazla yok. En fazla yaşadığımız sıkıntılar daha çok bu sıkıntılar. Peki nasıl bir yol izlenilebilir bununla ilgili? Mesela neler yapılabilir? Özellikle meslek liseleri, bizim her zaman dile getirdiğimiz şey bu. Meslek liselerinde okuyan öğrencilerimizin sanatla alakalı olarak yaz tatillerinde mutlaka yanımıza gönderiliyor stajyer anlamında. Fakat bunu normal eğitim döneminde de eğer yaparlarsa bu çocuklar malzemeyle, ürünle birebir iç içe oldukları zaman sanıyorum ki bu sorun ortadan kalkacak. Yine üniversitelerde aynı şekilde. Branş olarak biliyorsunuz daha çok tabii ki olması gerekli. Öğretmenlik, avukatlık ve buna benzer mesleklerimiz daha çok tercih edilmekte. Sanata çok fazla yönlendirilen ne yazık ki öğrencilerimiz çok fazla yok. Eğer sanata daha fazla yönlendirilirse, üniversitelerimizde bunlarla ilgili çalışmalar yapılırsa bizler her zaman firma olarak açığız. Örneğin bir CNC operatörü, bugün maaşı da oldukça yüksek, maaşı olan bir meslek ama ne yazık ki dediğim gibi sektörel bir açıklık var şu an. CNC operatörü ülkemizde yok denecek kadar az. Diğer yandan sektördeki alım gücü düşüşü de oldukça etkili ve bürokrasi engeli de cabası. Satışlarda bütün sektörlerde olduğu gibi bizde düşüş var. Malum insanların alım gücü düştü. İnşallah bir şeyler olur, biraz piyasa canlanır. Piyasanın nakit akışına ihtiyacı var. Beklentimiz piyasanın canlanması. Ben devletin adama göre işlediğine inanırım bu ülkede. Ben devletin şahıslara göre yasa ürettiğine inanırım bu ülkede. Buna nedenle sana şöyle çok kısa bir açıklayayım. Yaklaşık 10 yıl önce genç bir iş adamıyım. Elimdeki bütün imkanları kullanarak yaklaşık 3000 metrekarelik bir showroom yaptım. Bunu kendi imkanlarıma yaptım. Herhangi bir şekilde ne kalkınmadan ne devletten hiçbir şekilde bir şey kullanmadım. Binayı yapıp bitirme aşamamda bana karayolları dedi ki buraya giriş çıkış vermeyecek bu dükkana. Yolu kapattılar. Dükkanın yeri neredeydi? Dükkanın Girne yolunda, Boğaz mevkiinde.
Nedenlerini sorduk, araştırdık. Ulaştırma Bakanlığı'na gittik. Hiçbir şekilde bu yola bir giriş çıkış olmayacağını, bunun yasal olmadığı söylendi. Dükkanı açtıktan bir 8-10 ay sonra dükkana yol olmadığı için, giriş çıkışta olmadığı için sıkıntılar da olmaya başladı. Ben dükkanı satmak zorunda kaldım. Ama gene aynı şekilde bu yasaların adama göre değiştiğini gördüm. Bununla ilgili de aynı bakanların bunu yaptığını gördüm. Ondan dolayı benim bu ülkede siyasi olarak siyasetin şahsı içeriğini düşündüm.